Herkese selamlar. Sizleri yeniden görmek ne harika. Bu hafta Mobile Legends ekibi yepyeni bir kahramanı huzurlarınıza sunuyor. Gece Dükü Armor. Pasif, görünmezlik zırhı. Amon becerilerini bir düşmana her isabet ettirdiğinde kamuflaj durumuna girer ve düşmanlardan gizlenir. Bu durumdayken hedef alınamaz olur ve HP'sini sürekli yenileyerek ekstra hareket hızı kazanır. Kamuflaj sona erdiğinde Amon'un temel saldırıları anında gelişir. Kamuflajı kendisi aktif olarak sonlandırırsa bir sonraki temel saldırısında da fazladan bir güçlendirme alır. Birinci beceri, ruh parçaları. Bu becerinin hem pasif hem de aktif etkileri vardır. Pasifi, Amon bir beceri kullandığında veya bir becerisiyle ya da gelişmiş temel saldırısıyla bir düşmana hasar verdiğinde zırhını yükler. Amon zırhı tam yüke ulaştığında bir sonraki temel saldırısında hedefe parçalar fırlatır ve fırlatılan parçalar hedefin etrafına dağılır. Amon kamuflaj durumundaysa zırhını yavaş bir biçimde yükler. Aktifi ise Amon yakınındaki düşmana bir parça fırlatarak hasar verir ve temel saldırısının bekleme süresini sıfırlar. Parça daha sonrasında Amon'a geri döner. İkinci beceri, katil parçalar. Amon ileri doğru bir parça fırlatır ve önündeki minyon olmayan ilk düşmana hasar vererek onu yavaşlatır. Parça daha sonrasında hızla Amon'a geri döner. Parça bir düşmana isabet etmezse de kısa bir süre sonra Amon'a geri dönecektir. Üçüncü beceri, ebedi parçalar. Amon tüm parçalarını hedeflediği düşmana fırlatır. Kısa bir süre sonra parçalar düşmanın bulunduğu konuma doğru tekrardan uçar ve büyü hasarı verir. Amon'un zırh yükleri ve yerdeki parçaların sayısı arttıkça fırlatacak parça sayısı da artar ve parçaların hasarı hedefin kaybettiği HP ile orantılıdır. Aynı hedef sürekli vuruşlardan kademeli olarak daha az hasar alacak. Orta koridorda bir takım savaşı başladı. Rakip Farsa ve Hanabi oldukça iyi donanımlı ve bizim kahramanlarımızdan güçlü haldeler. Bu noktada Amon ikinci becerisini kullanarak kamuflajıyla gizleniyor ve hızla gelişmiş temel saldırısını yapıyor. Ardından tekrardan birinci becerisini kullanarak başka bir gelişmiş temel saldırı gerçekleştiriyor. Yaptığı bu komboyla Amon becerileri hala bekleme süresinde olan Farsa'yı avlamaya yetiyor. Şimdi ise rakip Hanabi elde ettiği şansı değerlendirerek saldırıyor. Ancak Amon ikinci becerisini kullanarak sızmaya karar veriyor ki zaten rakip takım çoktan dağılmış durumda. Hanabi'nin tüm çabaları kendisinin Amon ve onun takım arkadaşlarından kurtarmaya yetmiyor. Rakip takımın taşıyıcı iki kahramanı da düştü ve Gushin hayatta kalmak için mücadele ediyor. Ancak Amon ultisiyle bu savaşa son veren isim olur. Gece Dükü Amon kahramanımız bu şekildeydi. Amon hakkında daha fazla taktik ve plays'ler için Kahraman Akademisi ile Mist'e giden yol serilerini takip etmeyi unutmayın. Şafak Vadesi'nde görüşmek üzere.